Seçim öncesi konjonktüre bakarsak eğer bu soruyu daha kolay cevaplayabiliriz. Şimdi Türkiye'nin seçime gittiği süreç çok zor bir süreçti. Hem siyasal olarak hem iktisadi olarak ciddi sıkıntıların olduğu, ciddi tartışmaların olduğu, belirsizliklerin olduğu, uluslararası düzeyde belirsizliklerin olduğu bir ortamdı. Nedir bunlar? Bir yönüyle bu İran ile diğer bu P5 ülkeleri arasındaki bu nükleer enerji konusundaki anlaşmanın bozulması, Amerika'nın buradan çekilmesi, Avrupa'nın farklı bakması, İran'a ambargo tartışmaları, diğer taraftan bu Kuzey Kore meselesi, yine bu nükleer enerjiyle ilgili tartışmalar, Çin-Amerika arasındaki ticaret tartışmaları, savaşları, Amerika'nın bizzat kendi komşuları dahil olmak üzere bu tür korumacı politikalara yönelişi dünyada hem siyasi açıdan hem de iktisadi açıdan çok ciddi sıkıntılar çıkarma potansiyeli taşıyan olaylar. Böyle bir ortamda Türkiye seçime gitti. Zor bir süreçti tabii ki bu. Fakat baktığımız zaman benim şahsi kanaatim seçmen burada çok sağduyulu bir davranış ortaya koydu aslında. Yani şöyle, örneğin Türkiye'de tartışmalar şu yönde yapılıyordu. Yeni sisteme göre eğer ilk turda salt çoğunluk sağlanamazsa yeniden bir ikinci tur yapılacaktı. Benim gördüğüm kadarıyla seçmen bu tartışmayı istemedi. Bunu ilk turda sonuçlandırdı. Yani bir anlamda yönetim boşluğu istemedi. Türkiye'yi kimin yöneteceğini bilmek istedi. Bu aslında ekonomik boyutuyla da önemlidir. Yani şu açıdan. Çünkü ne olursa olsun siz %90 ihtimalle, %99 ihtimalle herhangi bir partinin ya da liderin kazanacağına inansanız bile o seçim yapılmadığı sürece bir belirsizlik ortamı vardır. İnsanlar bunu bir görmek isterler. Bu anlamda seçimin bu şekilde sonuçlanması çok kısa sürede en azından bu belirsizliğin ortadan kalkmasına neden oldu. Şimdi yurt içi açısından baktığımız zaman durum böyle. Yurt dışı piyasalar açısından da aslında durum benzerdir. Yani ülkeler arasında zaman zaman bugün Çin ile Amerika arasında olduğu gibi, örneğin Avrupa ile Amerika arasında olduğu gibi, hatta Amerika ile Kanada ve Meksika arasında olduğu gibi, kendi komşularıdır, aynı havzada yaşıyorlar. Onlar arasındaki tartışmalar gibi ülkeler arasında değişik tartışmalar olabilir. Bu korumacı politikalar, ticaret savaşları olabileceği gibi, örneğin bugün petrol fiyatları tartışmaları var, gümrük vergileri meselesi var. Siyaseten bir ülkeyle anlaşamayabilirsiniz. Bunun ekonomik boyutlarıyla karşınıza çıkabilir. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye ile de sorun yaşayan ülkeler elbette var. Ama emin olun bunlar çok derin de sayılmaz. Hele hele bu seçim sonucunda uluslararası medyaya da baktığımız zaman genellikle pozitif yayınlar gördük. Nedeni de şu, çünkü artık muhatapları belli. Yani bir Haziran bir gelsin bir görelim muhatabımız kim olacak düşüncesi ortadan kalktığı için bu açıdan bu belirsizlik nispeten ortadan kalktı. Şunu görmek gerekecek. Elbette bunun böyle sonuçlanması ülkenin her açıdan olduğu gibi ekonomik geleceği açısından da pozitif bir noktadır. Bundan sonra şunu sanırım hem uluslararası piyasalar hem ulusal piyasalar şunu bekleyecekler. Kabinenin oluşumu, bu seçimin kesin sonuçları açıklandıktan sonra yanılmıyorsam 5 Temmuz olarak tarih verildi. Ondan sonra kabine oluşturulacak. Burada tabii bir farkla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önceki sistemimize göre daha hızlı karar alınabilecek süreçleri öngörüyor. Yani burada kabine oluştuktan sonra, sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi kabinesini oluşturduktan sonra hemen çalışmaya girişebilirler. Meclis süreci olmayacak bu anlamda. Yani örneğin herhangi bir parti salt çoğunluğu elde edemediği zaman koalisyonlar gündeme geliyordu. Bazen bu tartışmalar aylarca sürebiliyordu. Yeni sistemimizde bu tür bir tartışma yok. Ancak meclis içerisinde yasal bir zemin gerektirdiği takdirde bazı faaliyetler, partiler bir araya gelebilir, görüşebilir, bu konuda uzlaşma sağlayabilir. Fakat hükümetin kararları açısından bu kadar uzun süreler gerekmeyecek. Bu açıdan baktığımız zaman daha hızlı bir karar süreci olacak. Bundan sonra ekonomi yönetiminin nasıl oluşturulacağını izleyecek bütün piyasalar. Yani ekonomiden sorumlu devlet bakanımız kim olacak? Nasıl bir ekip oluşturulacak? Ve bunlar kısa dönemde, orta dönemde ve uzun dönemde bu konuda neler yapacaklar? Piyasalar şu anda bunu bekliyor aslında. Belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkmış olmakla beraber ekonomi yönetiminin nasıl oluşacağını bekleyecekler.
Önümüzde ne bekliyor? Ona baktığımız zaman bir kere döviz kuru fazlasıyla yükseldi. Enflasyon çift hanelere çıktı. Bu piyasalar açısından, tüketici açısından, yatırımcı açısından, tasarrufçu açısından, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler açısından olumsuz bir görünüm. Kısa sürede ben eminim yeni oluşacak ekonomi yönetimi öncelikli olarak bu döviz kuru, bu faizlerin yüksekliği ve enflasyon meselesini el atacağını düşünüyorum. Kısa sürede bu istikrarsızlığı kontrol altına alıp, bu çok ciddi boyutlarda olmasa bile yatırımcı önünü görmek ister. Bunu kontrol altına alıp orta ve uzun dönemde kalıcı yatırımlara yönelmek için, uluslararası yatırımcıların yatırımcılara cezbetmek için diğer adımlar atılacaktır. Ama kısa sürede yapılacak olan şey enflasyonun bu noktada durması, hatta buradan daha aşağıya doğru gitmesi, bununla bağlantılı olarak faizlerin düşmesi ve döviz kurunun düşmesi yönünde adımlar atacaklarını beklemek mümkün. Peki uluslararası kuruluşların bu perspektifte Türkiye'ye karşı tutumuna dair neler söyleyebiliriz? Şunu söyleyeyim, ilk gördüğümüz haberlerde bu derecelendirme kuruluşları bir ölçüde pozitif baktılar bu sonucun ortaya çıkması. Çünkü şunu dünya kabul etmek zorundadır. Sizin seçmen kitleniz ağırlıklı olarak bir herhangi bir siyasi eğilimde ise, herhangi bir partiye yöneliyorsa, bir lidere yöneliyorsa, uluslararası kuruluşlar buna sadece saygı duyarlar. Yani burada hani tartışmaya çok açık bir şey olmadığı gibi Türkiye'deki siyasiler de bu konuda büyük ölçüde olgun davrandılar. Doğal olan da budur aslında. Kazananı tebrik etmek ve hep beraber el ele vererek ülkeyi bir adım öteye götürme düşüncesi bana kalırsa doğru bir düşüncedir. Uluslararası kuruluşlar da buna elbette saygı duyacaklardır. Ama ilk gelen haberler de zaten bu yönde. Derecelendirme kuruluşlarının ilk açıklamaları bu yönde oldu. Yani bu seçim belirsizliği ortadan kalktı. Çünkü şöyleydi, bu seçim aslında daha önce referandumla karar altına alınmış olsa bile sonuçta herkesin zihninde bu çok hızlı olmuş gibi düşünüldü. Bu süre içerisinde o zaman 2-3 yıl gibi bir zaman vardı. Fakat erken seçim kararı alınınca daha kısa sürede bu gerçekleşmiş oldu. Yani bu süreçte şöyle iyi bir şey oldu. İnsanlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartıştılar. İktidarıyla, muhalefetiyle bunu seçmene anlatmaya çalıştılar. Değişik tartışma platformlarında gündeme geldi. Dolayısıyla benim kanaatimce seçmen neye oy verdiğini biliyor. Ve iki şeye oy verdi aslında. Bir anlamda bir hükümet yönetimi konusunda bir değişiklik oldu. Bir anlamda bir ona oy verdi. Bir de bu sistem içerisinde kimin hükümet olacağına oy vermiş oldu. Dolayısıyla bu belirsizlik ortadan kalktı. Uluslararası kuruluşlara da baktığımız zaman, uluslararası medyaya baktığımız zaman aynı bakışı görebiliyoruz. Artık bu belirsizlik ortadan kalktı. Ekonomi yönetimi oluştuğu zaman hani bu konuda kararlarımız yeniden gözden geçirilebilir. Mesela kuruluşun bir tanesi, burada kuruluş adı vermek çok da önemli değil ama bir tanesi seçimin bu havada yapılmış olması ve sonucu itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin örneğin yatırım notu, derecelendirme notu konusunda pozitif bir görünüm ortaya çıktı diye açıklama yaptı. Ben bu anlamda hem ülkeler arası ilişkiler açısından baktığımız zaman, hem uluslararası ekonomi kuruluşları açısından baktığımız zaman Türkiye için an itibariyle pozitif bir hava estiğini düşünüyorum.